Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla sunuş getirişimiz. Kıynamsız dikkatler ekranımızı bulsun. Xitay türlük cezalarına karmay diviziyelerdeki işlep çıkırışını devamlı aşırgan. Şarkı Türkistan'da icra kılınıvatkan irki kırgınçılıkta muhim rol oynayan diviziyeler Amerika Katarlıq devletlerinin türlük cezasıgı düşkelgen bolsumu, Xitayning türlük yöleş tedbirleri arkasıda aldınkı 20 yılda işlep çıkırış umumi kımmeti bulturki okşaş mezgildikiden 4.18% aşkan. Xitay Teşviqat Organı Tengratağı Doğru'nun 8. Ağustos'taki haberde kayıt kılınışı, aldınkı 20 yılda Şarkı Türkistan'daki diviziyelerinin işlep çıkırış umumi kımmeti 121 milyar 297 milyon yuan bulup, bulturki okşaş mezgildikiden 4.18% aşkan. Bunun içi de dihkancılık, ormancılık, çarvacılık, belikçılık umumi işlep çıkırış kımmeti 23 milyar 348 milyon yuan giyitip, bulturki okşaş mezgildikiden 8.13% aşkan. Xitayning açlık işlep çıkırış ve yığıvelişini küçeytiş siyasetindeki masalda aldınkı 20 yılda diviziyelerdeki açlık teriliği kölümü tekhamu tizlikte aşırılgan bulup, yazlık açlık teriliği kölümü 155.590 gektarga yetip, bulturki okşaş mezgildikiden 10.11% aşkan. Ondan başka kölemden yukarı sanayetinin koşulma kımmeti bulturki okşaş mezgildikiden 6.12% aşkan. Bunun içinde yasemecilik kesbinin koşulma kımmeti bulturki okşaş mezgildikiden 6.16% aşkan. Angliya Sheffield Hallam Üniversitesi'nin Helena Kennedy Xalqara Adliya Merkezi 26 iyul elan kılgan yeni dokulatıda Şarkı Türkistan'daki diviziyalarının mecburi köçürüş, mecburi emgek seliş, zomigerlik bilen yerzimin ilgili veliş, xalıgancı tutkun kılış katarlıq cinayetler arkalıq Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki basturuş siyasetinde muhim rol oynayanlığını körüstüp bergen idi. Məlum buluşca, növette Şarkı Türkistan'daki diviziyalarının kontrolüqüdeki şirketler 2900'ü yıkılışıdığan bulup, diviziyalarga bivasti yaki vasitlik çetildiğan şirket karxana ve organlar bütün dünya miqyasıda 862 mingdan aşıdıkan. Xitayning zor türkümdeki yalgan haber tor bekatları aşkarlandı. Amerika'daki bir tor bihaterlik şirketinin en yeni tetkikat neticesi Xitay rejiminin 70'den artık yalgan haber tor bekatlarından paydalanıp, xalqaradaki yalgan teşviqatını küçeytkenlikini aşkarlap berdi. Amerika'daki tor bihaterlik şirketi Mandiant aldın qayıpta yeni bir tetkikat neticesini ilan kılgan bulup, Xitay rejiminin kemdigende 72 yalgan haber tor bekti yasap çıkarlıqı, bu tor bekatlarının 11 xil tilde Xitay rejiminin yalgan teşviqat tarqıtışıga ve Amerika başlık garip devletlerge hücum kılışıga maslaşkallıqı körüstüp berilgen. Tetkikat neticesi kayıt kılınışça, mezkur tor bekatlarının hemmesinin perde arkasındaki başkurguçısı Şanghay Haishun Teknologiya şirketi bulup, Xitay rejiminin yalgan hesap ve yalgan tor bekatlar arkalıq xalqaradaki cemaat pikirge təsir körüstüş urunuşlarının yeni bir ispatı bulup kalgan. Mezkur tor bekatlar asaslıqı Amerika ve başka garip devletlerge hücum kılışkı merkezleşkenden sırt, Şarkı Türkistan'daki irki kırgıncılık, Hong Kong'daki insan hakları depsendikçilik katarlıq kün tertipte turvatkan meselelerde kişilerini kaymıqtırışkı urungan. Undan başka uydurma hüccet arkalıq Germaniyalik tetkikatçı Adrian Zeniz'a tökmet çaplaş hareketimi bu saxtı tor bekatlar arkalıq işka aşırılgan. Məlum buluşça Twitter şirketi Xitayning yalgan teşviqatıqı çetişlik hesaplarının takip etilgenlikini bildirgen. Ama bu haqda tepsili məlumat bermigen. Üçün teşkilat Xalqara Uyğur Münbiri yığını üçün tayarlıq kılmaqda. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği, Dünya Uyğur Kurultayı ve Hasana Teşkilatının birlikte oranlaştırışıdaki Xalqara Uyğur Münbiri namlıq yığın bu yıl 9-10 noyabr külleri Bilgiya paytaxtı Brüsselde ötküzüldüğün bulup, növette tayarlıq hizmeti işlenmekte. Mezkur xalqaralıq üçün teşkilatının hemkarlıqı ve şundaqlı xalqaradaki başka bir türküm qirindaş teşkilatlarının kolluşu bilen ötküzülmekçi bolğan Xalqara Uyğur Münbiri Şarkı Türkistan müstakillik davası üçün ötküzülgen tarihi ehmiyetki ege muhim yığılış bulup qalıdıqallıqı ilgiri sürülmekte. Bu axtı ziyaretimizni qobul qılğan Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliğinin başka atipi Abdirşit Emin Efendi Xalqara Uyğur Münbiri yığınının tayarlıq hizmetlerini tunuşturdu.
u muhim bir xalqaralıq yig'in bo'lgan mazkur munbarning tayyorlik xizmatlarini qilish uchun 3 tashkilotning yuqori qatlamidagi mas'ullar ichidan vakillar o'rinlashtirilganligini, mazkur vakillarning allaburun tayyorlik xizmatlarini boshlaganligini, vakillar ichidan yana maslahat guruhi va qaror guruhi tayinlanib, vazifa o'tashni boshlaganligini, tayyorlik xizmatlarining asosligi Sharq Turkiston da'vosining kun tartibidagi masalalari, munbarga taklif qilingan shaxslarni bekitish qatorliklar ekanligini bildirdi. Abdurashid Amin xalqaro Uyg'ur munbari yig'inining yetmakchi bo'lgan nishoni haqida to'xtalib, xalqaro jamiyatda Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizish jinoyatiga qarshi norozilik bor. Bu norozilik xalqaro jamiyatda asosan umumlashib, belgilik ijtimoiy kuchga aylandi. Bizning maqsadimiz allaburun shakllangan bu ijtimoiy kuchni Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini to'xtatishga majburlaydigan kuch holatiga keltirish. Shundoqlik qanday qilganda bu kuchni chechilang'o kuch shaklida emas, balki birlik kelgan Sharq Turkiston tashkilotlarining qo'lidagi kuchga aylantirish kerak degan savolning javobini tepish deganlarni bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, xalqaro Uyg'ur munbarining ichilish marosimi Yevropa parlamentidagi ba'zi siyosiy partiyalarning sohibxonligida Yevropa parlamenti zalida o'tkazilgan ekan. Yig'in zo'r tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, bu yig'inga xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, maxsus Uyg'urlarni tadqiq qiladigan har qaysi davlatlardagi universitet o'qituvchilari, siyosiyonlar, qonunshunoslar, mutaxassislar, advokatlar, Uyg'ur jamoat arboblari taklif qilindi ekan. Munbarda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatish haqidagi konkret chora-tadbirlar muzokara qilindi ekan. 5-nji navbatlik Hurra Lonqisi futbol musobaqasi Istanbulda boshlandi. Sharq Turkiston Tantarbiya va Taraqqiyot jamiyati tomonidan o'rinlashtirilgan 5-nji navbatlik Hurra Lonqisi futbol musobaqasi 6 avgust Istanbulda rasmiy boshlandi. Musobaqaning ichilish marosimida Sharq Turkiston Tantarbiya va Taraqqiyot jamiyati raisi Tahir Ko'kbayroq, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon, Sharq Turkiston ulamolar birligi raisi vakili Mahmudjon Damollam, Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfi vakili Dilshod Barishchi va Sharq Turkiston inson haqlari ko'zitish jamiyati raisi Nurmuhammad Turkistoniy qatorliqlar ichilish so'zi qilgandan keyin tunji kuni 4 maydon musobaqa o'ynaldi. Bu qitimliq musobaqaga Turkiya ichi sirtidan jami 16 komanda qatnashgan bo'lib, aylanma musobaqa tariqasida davomlashdi. Tunji maydon musobaqa oldingi navbatlik chempion Anyurt komandasi bilan Sayram komandasi orasida o'ynaldi. Musobaqa nihoyat keskin va yuqori saviyalik davomlashgan bo'lib, mahirlarning qattiq tirkishishi natijasida Sayram komandasi kuchlik raqibi Anyurt komandasini 3-2 natija bilan yengdi. Yana bir maydon musobaqada to'liq 30 yoshlardan tashkillangan Bo'ri komandasi bilan Ballas komandasi maydonga tushgan bo'lib, natijada tunji qatim qatnashgan Ballas komandasi tajribalik Bo'ri komandasi tomonidan 4-0 natija bilan yengildi. Yana bir maydon musobaqa qalibtoshlar va muallim komandalari orasida o'ynalgan bo'lib, İki komanda qattiq tirkishish natijasida muallim komandasi 6-3 natija bilan yengdi. Shanba kunidagi oxirgi maydon musobaqa ikki kuchlik komandaning orasida o'tkazildi. Tajribalik Dolan komandasi O'qu Uyg'ur komandasi bilan keskin raqobatlashib, qattiq mudofiyasi bilan qarshi tarafga fursat bermadi. Natijada Dolan komandasi 4-1 natija bilan g'alaba qildi. 7 avgust davomlashgan aylanma musobaqa Aynak komandasi bilan Udun komandasining orasida o'ynaldi. Va Aynak komandasi 6-3 natija bilan Udun komandasini mag'lub qildi. Orqadan Taklimakan komandasi yangidan tashkillangan Tangriqut komandasi bilan musobaqaga tushdi va mo'l tajribasi bilan ko'p kuch sarf qilmaylar raqibi Tangriqut komandasini 9-0 natija bilan yengdi. Garchi Tangriqut komandasi cho'ng pariq bilan yengilgan bo'lsa-mu, musobaqa ta oxirgacha yaxshi kayfiyat bilan davomlashdi. Orqadan yangi qurilgan yoshlar markazi komandasi Oq Ordu komandasi bilan musobaqalashgan bo'lib, Oq Ordu komandasi 5-1 natija bilan g'alaba qildi. 7 avgustdagi oxirgi maydon musobaqa ismi jismiga loyiq kuchliklar uchrashishi bo'lgan bo'lib, Qirg'iziston Uyg'urlardan tashkillangan Atilla komandasi o'tgan 2 navbatlik musobaqada uda 2-chi bo'lgan kuchlik komanda Eli Mashrab komandasi bilan musobaqaga tushdi. Musobaqa tomoshabinlarning olqis sadolari ostida davomlashgan bo'lib, ikki taraf eng yuqori darajada kuch chiqardi. Natijada Atilla komandasi 5-3 natija bilan g'alaba qildi. Hurra Lonqisi futbol musobaqasi hozirga qadar Turkiyada eng ko'p komanda qatnashgan futbol musobaqasi bo'lib, taxminan 1 oyga yaqin davomlashadi ekan. Ataman jambozlik klubining yosh o'smirlari yuqori natijaga erishdi. Istanbuldagi Ataman jambozlik klubida tarbiyalanayotgan yosh o'smirlar 7 avgust Marmara rayonidagi klublar aro o'tkazilgan erkin mushtlashish musobaqasida
yuqori natijalarga erishdi. Mazkur musobaqaga 118 uyg'ur yosh o'smir qatnashgan bo'lib, Istanbulning har qaysi joylaridagi klublardan kelgan raqiblari bilan keskin raqobatlashdi. Musobaqada Ibrohim Aziz, Abdullah, Imran Rozi, Abdusamad, Abdullah Abdusalam, Abdurahman, Abdulbasit Tuproq qatorliq mahirlar birinchi bo'lgan bo'lib, yana ko'plagan uyg'ur o'smirlari ikkinchi va uchinchilikka erishdi. Musobaqa jarayonida uyg'ur yosh o'smirlarining kayfiyati mayli yangsun, mayli yengilsun izchil yuqori bo'lgan bo'lib, oxirgacha jangivorlik bilan davomlashtirdi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga a'zo muassasalardan hisoblanadigan Ataman jambozlik klubi qurilgan kundan buyon muhojiratdagi uyg'ur yosh o'smirlarining jismoniy cheniqishiga alohida ahamiyat berib kelayotgan bo'lib, klubda tarbiyalangan ko'plagan yoshlar bir qator yerlik va xalqaroliq mushim musobaqalarga qatnashib, yuqori natijalarni qo'lga keltirib kelmoqda. Xitoy dengiz tavalikida manevr boshlaydiganligini e'lon qildi. Xitoy Shimoliy dengiz qirg'og'idagi Bohay dengizi va Xuanghay dengizining janubida haqiqiy o'q-dori ishlatib manevr o'tkazadiganligini bildirdi. Xitoy dengiz bexatarlik idorasi bayonot e'lon qilib, 8-avgustdan 8-sentabrgacha Beijingga yaqin joydagi Bohay dengizida va 7-avgustdan 15-avgustgacha Xuanghay dengizining janubida o'tkazilgan harbiy manevrlar sababidan bu rayonlarning paroxot qatnashiga taqib etilganligini bildirgan. Bohay dengizi Beijingning sharqi janubiga taxminan 300 km keladigan bo'lib, ichki dengiz hisoblanadi. Xuanghay dengizining janubida mo ayrim manevrning boshlanishi amiliyatda putkul rayondagi paroxot qatnashiga cheklama paydo qildi ekan. Amerika Ovon palatasi raisi Nancy Pelosining o'tgan haftadagi Tayvan ziyoratidan keyin Xitoy armiyasi Tayvan atrofidagi 6 rayonda haqiqiy o'q-dorilarni ishlatib manevr boshlagan edi. Bugun oxirlashishi mo'ljallanayotgan manevrlar Xitoyning egalik huquqi datalash qilinayotgan Aral atrofida amaliy qamal paydo qilgan edi. Ba'zi rayonlar manevr sababidan paroxot va ayroplan qatnashiga taqib etilgan bo'lib, bexatarlik andissi sababidan bo'g'izdagi qatnashning to'xtab qolganligi bildirilgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.